Sevgili dostlarım herkese merhabalar. Evet 3. bölümdeyiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden City Skylines asıl olan kalfalık serimize devam ediyoruz dostlarım. Şimdi e, otobüs duraklarımızı yapmıştık. Bunlar cayır cayır işliyor bu alanda. En azından trafiği biraz da olsa insanların araç kullanma Seçeneklerinin seçeneklerini değiştirmelerini sağlıyor. Otobüslerle işte burada seyahat etmeye çalışıyorlar ve bayağı bir insan var abi. Öyle böyle değil yani. Baktığınız zaman çok çok fazla insan var. Birçok aslında alternatif araç da kullanmak istiyorum böyle otobüs gibi, tramvay gibi, onlar gibi şeyler kullanacağız. Ama işte ara bu trafik mi var lan burada. Ne alaka? Ha dönüşte ışık varmış. Pardon. Tamam ışık kaldırdım abi de. Şurada ışık var mı? Yok. Ama burasında sorun ne biliyor musunuz? Bu yolun bence geniş olması lazım. Fakat şuradan şunun biraz daha böyle gitmesi gerekiyor. Ana ne oldu öyle? <laughs> Şeyi çektik yanlışlıkla. <laughs> Alttakini aldık. Şöyle yapalım. Seni şöyle çekersek bence o sorun hallolacak. Bir şöyle çekmek istiyorum. Heh. <laughs> Tamamdır. Tamam. Bir de biraz daha çekelim şöyle. Yol düzgün olsun diye da. Tamam, düzgün oldu gibi. Ee, bu yolu genişleteceğim şimdi biraz sonra. Hatta biraz daha çekebiliriz şöyle. Tamam. Yol geniş olursa çok daha etkili olacaktır. Bakalım yol genişleyebilecek mi acaba? Veya otoban yapabiliriz burayı. Sonuçta buraya bir yerleşim olmayacak çift yönlü bu otoban. Bu olabilir. Bu çift yönlü mü? Değildi herhalde bu çift yönlü. Tek yönlüymüş. Çift yönlü hangisi derseniz şu olması lazım. O tek yönlü. Allah Allah. Çift yönlü bir ileride miydi acaba? Çift yönlü otoban yok mu lan normalde? Modsuz şeyde. Olması lazım ama. Allah Allah yok mu çift yönlü? Vallahi çift yönlü yok otobanda. Tek yön var. Gerçi otobanda mantıken çift yön olmaz ki. Hep tek yön olur genelde değil mi? Yani. <laughs> Otobanlarda çünkü hız yapıldığı için abi. Çok hızlı olduğu için araçlar mantıken çift yön olmaz. Ama biz modlar sayesinde çift yön yapabiliyorduk yani daha önceden. Öyle bir şey yapma şansımız vardı. Artık yok. Tek kavşağımız şu varmış. Aslında bir kavşağımız varmış. Yok değilmiş bunu zaten ben normalde sürekli kullandığım bir kavşaktı. Bu olmazsa buraya ilerleyen zaman da yaparız. Şu an gücüm olmadığı için yapmıyorum. Burayı böyle idare etsin diye yaptım. Daha sonra bunları tabii ki değiştireceğiz. Ama burayı o zaman şöyle yapabiliriz. Madem olmuyorsa o şekilde ya bu olabiliyor da bunun ne kadar kilometresi 100 diyor abi. O dönüş böyle olur mu acaba? Denesek mi be? Yani bu şekilde olabiliyor mesela. Bilmiyorum böyle nasıl olur. Bakalım bir deneyelim nasıl olacak. Trafik lambası mı oldu? Yo. Yani biraz daha oldu gibi. Şimdilik böyle kalsın burası. Ben buraya zaten kavşak yapacağım şimdi ilerleyen zamanda ve bu alanında alttan vermeyebilirim. Kavşağı ekleyebilirim. Öyle daha rahat ederiz. Ee, şimdilik bu şekilde olsun. Otobüslerimiz de çalışıyor. Peki benim başka bura neye ihtiyacım var baktığım zaman? Konut ihtiyacı fazla fazla var. Ve konut yapacağımı söylemiştim. Bu alanda yapalım. Olmazsa burayı devam ettirelim bu şekilde. Elektrikle su Elektrik çok yüksek ha. Onu biraz düşürelim. Boşu boşuna harcama yapmayalım. Ve baya bir yüksek elektrik. Şöyle düşürebiliriz. Çöp teki şeyimiz de vardı ya oradan elektrik geliyordu. Belki ondan dolayı daha da fazla elektrik gelmiş olabilir. Biraz daha arttırabiliriz. Çok fazla eksiltmişiz. Bir de Dostlarım gece görmek istiyorum. Açalım şu modumuzu. Daha doğrusu mod değil o, oyunun kendi için olan bir özellik. Gece gündüz yapalım. Gece şehrimi görmek istiyorum. Yolları değiştireceğim ama şimdilik böyle kalsın. Şu orta alterleri değiştirebilirim. Orta alterlere şey istemiyorum. Otopark istemiyorum. Burada araçlar park etmesinler, yollara park etmesinler. Ortalan bir de şuraya yapacağız. Tarafa da park etmesinler. Diğer yollarımız aslında şöyle, ee, bundan ha diğeri yok ya burada. Şöyle var. Bunda otopark var mı? Bisiklet yolu varmış bunda bak ayrıyetten. Allah Allah, çok değişik. Bu ne? Two lanes. Çift yön var. Pollution. Noise. Allah Allah. Kirlik yayıyor etrafına. İlginç. Yollar acaba tek yönlü yapsak mı? Tek yönde de şey olmuyor galiba. Park edilemiyor diye ama. Bu ne işe yarıyormuş abi? One Direction diyor. Nasıl yani anlamadım. Ha, bir yerde çift bir yerde tek yön var. O zaman park olmuyor herhalde burada. Öyle olduğu için. Abi şey de yazmıyor ki. Bakalım mı? Bir merak ettim ya. Böyle bir... Evet park olmuyor buraya. Park olsun abi. Park olmayan yerler yapmayalım. Buna park oluyor mu? Böyle farklı ol yapmak istiyorum. Bir deneyelim bakalım. Bu da da park olmuyor. Demek ki bunlara park olmuyor. En güzeli bunu yapmak o zaman. Yolları değiştirdik. Bir de şu yollarımızı bir değiştirelim. Ee, burayı hızlı yapmak için acaba o tapan tarzı bir şey mi kullansam? Olabilir bak. Yani şunun gibi bir şey. Kullanabiliriz. Daha hızlı gitmeleri için. Burada yanlışları bozuyorum ya. Sürekli yaptığımda uyuz oldum iyice bir. Ama yapacak da bir şey yok. Bunları yapmak zorundayız arkadaşlar. Hemen şu yolumuzu yapalım. İnsanlar yürüyebilsin diye. Ha bu kırmızı yolmuştur. Şundan yapmışım. E bu niye inmedi aşağıya? Ne alaka? Ben mi beceremedim bunu acaba? Şöyle geldim. İndim. şöyle yaptım. Ha, şimdi olacak. De şöyle yaptım mı? Olacaktır. Evet, bu şekilde. Aha, buraya olmadı şimdi. <laughs> Abi bunu böyle. Şöyle yapalım. Tamam. Bu alanı da yaptık. Gece olmaya başladı. Çöp sorunu biraz var gibi geldi bana ama bilmiyorum tam olarak. Ee, Tamam şimdi arkadaşlar konut ihtiyacı çok çok fazla var. Paramız da geliyor. Para çekebiliyor muyum şu an? Baktığım zaman ödeyip çekebilirim şunu. Hmm. Bakın gece şehrimiz böyle görünüyor. Gayet güzel duruyor bence. Fena durmuyor. Otobüs duraklarımız burada. Bu tarafta işte parklarımız, okulumuz bu alanda. Orta yaptığımız park nerede? Burada. Ben mi göremiyorum? Heh şunlar. Yaptığımız parklar da burada bakın görüyorsunuz. Gayet gece şehrimiz güzel duruyor. Tamam bunu gördük artık geceyi kapatalım. Burada bir otoban yapalım ya. Orası çok kötü. Evet otoban devam ettirelim bu alanda. Şöyle bir yaparsak daha hızlı gitmelerini sağlayacağız araçların. Ya burada olmuyormuş. Hmm. Tamam orası da olmasın artık. Şuraya yapalım. Tamam araçların daha hızlı gitmelerini sağladık bu alanda. Bir de şuraya bir otopark. Otopark. Otopark diyorum ya. Şey. Hızlı yollarımızı yaptık. Bu yol buraya niye birleşmedi? <laughs> ne alaka? He düz birleşmiyor değil mi? Ondan dolayı oldu öyle. Bir dakika dur. Düz gelmiyor bu otobanlar. Herhalde. Ondan dolayı oluyor diye biliyorum. Yo düz gelebiliyormuş. E, niye öyle oldu orası? Saçma oldu yani. Buraya yol çekeceğiz. Bunları bozmak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Evet yürüyüş yollarını yapalım arkadaşlar. Yürüyüş yollarına ihtiyacım var. Şöyle bu değil de yapacağız. Tamam. Yürüyüş yolları derken bir de şehirle yürüyüş yolları aslında birleştirebilirim. Evet. Burada trafik sorunu var. Abi bu trafik sorunu böyle halledemeyiz. Bu şekilde olmaz. Buraya kavşak istiyor. Ne derseniz deyin. Kavşaksız bu alan olmuyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. O zaman buraya bir kavşak gerekecek. Veya şu yolla aslında birleştirebilirim direkt. Yani şunun bu yol bu yolla birleşiyor ya. Bunun yerine bu tarafla birleştirsek bu sefer burada trafik oluşacak. Ama şuraya versek trafik oluşmayacaktır. Çok basit bir yöntem aslında bu. Zor bir yöntem değil. Yani şöyle yaptığımızda sen de böyle geliyorsun. Heh. Yalnız yerin altına geçsen geçebiliyor musun? geçemiyorsun. Niye geçemiyorsun ya? Ne alaka? Aslında bana geçebilmen lazım. E, hiç geçemiyor. Ha buradan geçebiliyor. Oha be kardeşim. Amma uzun yol çıkartıyorsun ya bana. Şu engelliyor aslında bizi de. Onu nasıl alabilirim ben? Nereye alabilirim daha doğrusu? Şimdi olabiliyor mu acaba? Yok abi olmuyor. E böyle birleşse ne olur? Zaten böyle birleşmeyecek mi bu? E böyle birleşik doğru. Ben ne yapıyorum abi demin ya? Anlamadım ki orada ne yaptığımı. <laughs> Harret bir şey. Saçma sapan şey yapıyorum ya. Kafam karışmış abi benim bugün. İyice kafa gitmiş bende. Şimdi direkt böyle gelsin araçlar. Tamam. Okey. Burada trafik sorunu yaşanmıyor artık. Süper. Buradan böyle gidecekler. Tamam. Şimdilik oldu gibi. Evet burada bir sorun var. Abi tamam uğraşmıyorum artık. Ne yapıyorsunuz yapın. Çünkü param yok. Eee. Yapacağım şey çok fazla büyük bir şey arkadaşlar. Çok fazla büyük bir şey yapacağım için para yetmeyecek. Yetmeyecek abi o para. O yüzden böyle yapmıyorum. Böyle burayı ellemiyorum ki sorun olmasın diye. Ama işte burada trafik olacağını ben söylemiştim. Olacağı belliydi abi. Olacağı belliydi. Buna şimdi nasıl çözüm bulabiliriz? Aslında basit çözümler bulunabilir. Bu tarafla birleştirilebilir. Mesela şöyle gelebiliriz. Tamam mı? Bir de buradan gelebiliriz. Buradan gelemeyiz. Heh. Ayrıyeten böyle gelebilirim. Birisi yamuk olmuş. İkisi de yamuk olmuş aslında da. Neyse düz gelmemişler. Bunu düz yapalım. Önce bir baştan düz görelim onu. 90 derece lazım bana. Evet 90 derece. Şimdi sen ona göre hiza alan. Heh. <laughs> Şaka mısın? Şakayım abi diyor. Bu arkadaşlar bayağı bir olayı değiştirecektir bu alanda. Şuran trafiği en azından engelleyecektir. Burayı tek yön yapabiliriz aslında. Tek yön olursa nasıl bir faydası olur? Sadece giriş, çıkışlar da bu taraftan olacaktır. Bence çok faydalı olacaktır bunu yapmak. Otoban şeklinde yapacağım bu alanı. Ve sadece şöyle bir şey yapıyorum. Giriş olacak aynen. Buradan dönüş yapsın araçlar. Dönüş yapmak isterse. Yani dönüş yapmasının bir faydası yok da. Neyse. Böyle bir şey yaptım. Lambalarımızı kapatalım abi orada. Kapat lambaları. Bakalım nasıl olacak. Sağa çıkış yapsam burayı da. Kafalar bence karışmaz o zaman. Diye düşünüyorum. Veya şimdilik böyle kalsın. Bak Burada tıkanıklığı halletmiş olduk en azından. Birçok yerden yol vererek. Oyunda yol yapmak çok faydalı abi. Birçok yol yapacaksınız. Bir de insanların buraya ulaşmaları için bir şey yapalım. Otobüsler çalışıyor mu abi? Bak bu yolu e, şimdi birleşmiyor. Niye? Otobanla çünkü alakadar olmaz insanların. Sıkıntı orada. O zaman şöyle bir şey yapalım. Üstten bir yol verelim. Otobanla onların sıkıntıları var abi. Şöyle yaptım. Yalnız böyle olmaz bu. Böyle olması lazımdı. Bu sildim abi. Şöyle yapsak, biraz saçma oldu burası da. Önce şurayı tasarlamak istiyorum bir. Ee, yukarıdan şöyle verdik. Bu şekilde geldik. Düz gel lan düz gel. 84 geldik. 84 Düz gel. Hm. Şimdi arkadaşlar Şunları da Şöyle yaptım. böyle birleştirdim. Şimdi buradan yukarıdan yol vereceğim. Aşağıya indireceğim. Daha sonrasında buradan birleştireceğim. Tamamdır. İnsanlar buradan ulaşacaklar. Şu direği aslında biraz daha şey alsak iyi olacak. Bakalım. Buradan elektrik geliyormuş zaten buna ha buna etik gelmiyor tamam şöyle yapalım o zaman ee, şöyle geldi geldim ve geldin bunu sildim şimdi bakın insanlar bu alanı kullanmaya başladılar çok güzel alanı kullanmaya başladılar otobüsler buradan geçiyor bu arada bütün yolları kullanıyor otobüslerimiz tamamdır Bakın otobüsler niye o yolları kullanıyor ki? O yollar birleşiyor mu? Ha buradan birleşiyor. Hmm. Birleştiği için de. E kullansınlar abi. Sorun yok. Yani duraklar hani burada. Duraklarda durmayacakları için. Trafiği fazla etkilemezler. Duraklar kendi yerleri yollarında. Sorun da yok bizim için. O yüzden. Tamam. Sorunlarımız şimdilik halloldu. E, konutlarımız artık başlayabiliriz. <laughs> bayağıdan beri konut yapmıyoruz. Farkındayım ama yani belli sorunları halletmeden direkt geçemiyorsunuz ona maalesef. Bu büyük sorunlar bunlar, küçük sorunlar da değil aslında. Önce şu konutlarımız için şey geldi mi? Büyük evler gelmiş. Bu sefer büyük evler yapalım bir yere. Küçük de olsa şu kesime bir yapmak istiyorum aslında baktığınız zaman. Bence yapalım. Bu alanda birkaç yerde hizmet sektörü koyarız, az da olsa ama çok fazla koymayacağım. Otopark var mı? Modsuz oyunda otopark yok abi ya. Otopark modda vardı da, şimdi bunda nasıl otopark var acaba? Böyle var mı otopark? Bir bakalım. Ha bunlar gelmiş bak. Diğersiyle ne ki bunlar acaba? Parka bunlar, Plaza Parkı tamam. Plaza parkları, şunu yapacağım bu arada, bu parkları e, bakımını üstleniyor bu yapı. Bunu da yapalım. E, turizm varmış oyunda, turistlerin gelmeleri için çok güzel. Baya bir şey var baktığımız zaman. Otopark olayı burada vardı daha önce e artık yok <laughs> Modla geliyormuş o abi otopark nasıl olmaz ya Oyunda otopark niye olmuyor var mı ben bilmiyorum yoksa Olsun olması lazım abi oyunda Oyunun temelinde Saçma değil mi sizce bence çok saçma bir şey ama olm olmaması yani Otoparkında Bunlar otopark olabilir mi acaba suit Plaza Trak Plaza Trak Plaza ne lan? şey değil mi bu araç yok değişik bir şey Bunlar ne demek otopark yok kardeşim ne demek yok nasıl yok bakıyorum yok abi yok yok yani garip ama yok Şurada otopark var mıdır acaba? Öyle bir duruma düştük ki. Komik duruma. Vallahi yok ya. <laughs> Nasıl bir oyun bu böyle. Otopark şöyle yaparsınız. Mantıken konuşuyorum. Yol yaparsın abi. Tamam yol yaparak otopark yaparsın. Mesela yolu böyle dizersin şöyle şu şekilde. Al sonra otopark işte. Otopark abi bu. Bu otopark olacak. Bu şekilde olur otopark yanlara koyarlar. Diğer yolları da toparksız yaparsın. Yani anca bu olur arkadaşlar. Siz yazın bakalım var mı yok mu? Gerçi bu video 2 saat sonra falan gelecek de ben çok önceden çekerim videoyu. Ama olmaması çok garip oldu şimdi bak. Acaba burada motoparklar ya. Hiç sannetmiyorum ama tramvay yapacağız. Bunları da yapacağız train, tren, metro, metro, taksi varmış lan taksi. Aa, taksi de yapalım. Bu taksiler ilk kez görüyorum ben. Balon, balon da var. Bu ne abi? Transport. Bus hub diyor. Otobüs merkezi diyor herhalde. Uçaklarımız var. Uçaklarda blimp depot var. Şey zeplin var. Bu neymiş? Zeplin. Yine zeplinin yönünü belirleyebiliyormuşuz. Garip. Değişik bir şey. Şu an zeplinle işimiz yok. Bunu kapatalım abi. Tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman otoparkları o şekilde yapacağız yani. Veyahut da yolları otopark öyle yapalım ya. Yapacak pek fazla bir şey yok. Ee, şimdi Burayı büyük yapacağım için Büyük ev yapacağım için bu bölgede Şöyle bir şey yapalım Öncelikli olarak Buradan gelecek yol Otoban şeklinde ve büyük bir yol gelsin Ben burayı aslında biraz doldurabilirim Gerçi buram yol verilebiliyormuş bak Ya bunu ayarlarız sorun yok buram da yol verebiliyor sonuçta Burayı falez gibi bir şey yapmayı düşünüyorum aslında Tam tersi sahil kesimine yerleştirebiliriz insanlarımızı. Peki biraz oynuyorsam burada acaba para gider mi çok fazla? Bir deneyeceğim bakalım. Acabası bu ne ya? Soil. Buy diyor. Ney lan bu soil? Neyi bay yapacağız? <laughs> 47 diyor. Spoilse. Allah Allah. İlginç bunu arttıralım şöyle bir acabası yapabilir miyim ki şansımı deneyeceğim acabası olacak mı Abi çok yavaş oluyor ve Yok, çok para gitmiyormuş hmm, daha büyük yaparsam tehlikeli olabilir şöyle yapalım bunu arttırıyoruz mu acaba şöyle yaparak arttırıyormuşuz tamam Öğrenmiş olduk bunları. Bunu artırarak daha hızlı yapmasını sağlıyorsunuz ve daha fazla para gidiyor hızlı bir şekilde. O yüzden dikkatli olalım. Abi bu sefer her şey para demek. O paranın elimizden çıkmaması lazım. Düz bir şekilde hat oluşturuyorum burada şimdi. Şöyle yapıyorum. Ve şu sahil bandı uzatacağım ben biraz daha. Ee, daha doğrusu ileri alacağım az bir şey daha. Çok iyi olacak burası var ya. Eğer çok para gitmezse inşallah. Evet çok paramız gitmedi. Şimdi şu sahil bandını otoparksız. Aslında otoban yaparsam oraya yerleşemezler. Büyük bir yol yapabilirim. O da olabilir. Ee, oradan araçlar hareket edebilirler. Mesela ama tabii ki ben buraya şey de koyacağım. Park da koyacağım. Parklarımız var. Aa buraya park koyabiliriz aslında. Bir dakika. Aklımda bir şey var da. Bence burayı çeviririm arkadaşlar. Burayı kapatalım tamam mı? Yol yaparak kapatalım abi. Hatta şu yeni parklarımızda şeyler geldi. Denize koyulabilen parklar geldi diye biliyorum. Bunda gelmesi lazım. Hangisiydi o? Şehir parkı nerede bizim? E bu. Evet. Böyle koyabiliyoruz. Başka denize koyabileceğim bir şey var mı burada? Bunlar da yok. Peki diğerlerini denize koyabileceğim hayvan aparçinde var bir, bir tane biliyorum da ne parkta da vardır herhalde. Kamp yapma alanlarında var mı acaba? Gerçi bunlar oraya yakışmaz, bu tarafa olmaz da gereksiz abi. Bunlar, bunları yapmayalım bu tarafa. Turistlerin gelmeleri için marina yapabiliyoruz böyle. Allah güzelmiş ha. 15.000 de para istiyor. <laughs> Ooh, bayağı da bakım masrafı var aslında. Neyse. Burayı şimdilik ben normal park olarak doldurayım abi. Denize koyulabilen parklarımız var sonuçta. Şunlar gibi. Evet koyulabiliyor. Tamam. Yolumuzu çekelim. Madem yol olacaksa. Hatta bunu doldurarak koyabilir miyim? Yok öyle koymayalım. Yol çekerek koymak daha mantıklı. Bir deneyin bakalım yol nasıl olacak. Şöyle bir ağaçlı yol yapıyorum. Yalnız düz gelmen lazım. Buna göre yapmak istiyorum. O yüzden bir yol çekelim. Düz bir şekilde gelmesi lazım. Orantılı olsun hiç olmazsa. Buradan gel. Buna göre bir yol. Tamam şimdi buna göre yapacağız. Park acaba? Evet koyabiliyormuşum. Tamam park koyabiliyorum. Bir tarafa koyamıyorum. Önemli değil de. Oraya doldururuz olmasa. Biraz daha şöyle dolduralım. Az da olsa yapalım. Niye böyle oluyor? Ta, tamam, burası da böyle olsun şimdilik. Daha sonra biraz daha ayarını yaparız. Şimdi galiba olabiliyor. Abi niye olamıyor? Ha, acaba dışarıda mı kalıyor burasından mı? Yok. Bakarız ya biraz daha mı doldurmak lazım orayı. Aslında buraya olan niye oraya olmuyor? Onu anlayamadım ben. Çok garip. Neden olmuyor yani? Şimdi olması lazım. şöyle koysak. Yerini değiştirsek. Yani bunu yapabiliriz en azından. Tamam arkadaşlar. Böyle olabiliyor en azından. En azından bu <laughs> olabiliyor yani. Güzel. Şimdilik orada kalsın. Ben bu yolu böyle gelsin istiyorum. Ee, biraz daha açacağım burayı. Biraz daha açalım. Tamam bu yolu şey yapalım. Ee, Sahil bandı böyle olacak. Şöyle yapıyorum. Artıralım. Biraz daha artıralım. Şöyle yapalım. Bu şekilde. Bunu zamanla açarız abi. Şimdilik böyle olsun da ilerleyen zamanda açmaya devam ederiz. Küçük bir yer yapacağımı söylemiştim. Ee, bu alanda yollar neden böyle saçma sapan yükseldi? Onu anlayamadım bir. Bunu anlayamadım yani. Öyle olmaması lazım aslında. Bir daha deneyelim bakalım şansımıza. Şimdi oturdu. Burada böyle yap. Tamamdır. Yollarımız oldu. Şimdi arkadaşlar burayı burayı tasarlamak lazım. Ee, orta alanda geniş bir yol gelsin. Bu biraz büyük olur ama bunun daha küçüğü var mı? Var. Şöyle bir yol gelebilir. Buradan. Çok büyük gelmez mi bu? Acaba yandan böyle gelse mi? Gerçi burası küçük bir yer olacağı için bence çok da şey yapmaya gerek yok. Otopark yapacağız abi. Otopark yoldan yapacağız. Ee, bu yollar da normal şöyle yollar olsun ki park etmesinler her tarafa. Şimdi belirli yerlere park alanı işaretlemek istiyorum burada. Madem böyle yapacağım için şöyle bir tasarım yapmak istiyorum. Küçük bir yer olacak. Şu ortayı büyütebiliriz ama. Çift yönlü olsun ya. Böyle değil. İkiye bölme. Öyle bir şansım yok mu? Şu olabiliyor mu acaba? Bu da olamıyor. Tamam böyle yapalım. Böyle yapalım. Ee, daha sonra yollar. Bu şekilde. Gelsinler. Tamam. Ee, bir dakika. Oraya öyle tasarlamayacağım. Şöyle gelebilirsiniz. Sen de böyle gel. Tamam mı? Daha sonrasında otopark için şu yolları kullanacağım. Burası otopark alanı olacak. Arka tarafta ee, nasıl yapsak ki burayı? Şöyle yapsak acaba nasıl olur? Bence olur abi. Ofis yaparız bu taraflarda olmazsa. Evlerimizi buraya yaparız, ofislerimizi bu tarafa yaparız. Güzel. Bir tane park alanı yapalım buraya. Yürüyüş olur yapacağız ama şimdi bir dakika. Park alanları etrafına yapalım bence. Şimdilik böyle olsun. Bir de ee, şuradan gel abi. Böyle gel. Buradan birleşme, tamam mı? Böyle geliyorsun. Şöyle geliyorsun. geldim böyle. Hatta şuradan gel. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de otopark için <laughs> park etmeler için bunları yapmak zorundayım. Hatta şöyle yapsak, aralara koysak bu da olabilir bak şöyle. Yaptığımızda araçları buraya park ettirebiliriz en azından. Tamam. Böyle bir şey yaptım. Bir de şöyle yapalım. Bir de şu şekilde yapalım bu taraflara sözde park etsinler. Tamam abi. Şeklimiz bu. Şu alanlara park bahçe koyabilirim. Halbuki şunları yapacağız. Abi. Bu bayağı bir etkileyecek sonuçta bunları. Ee, parklarımızı da nasıl yapsak? Şundan koysak olabilir. Böyle iki tane koydum. Yeterlidir burası için. Ee, şimdi yolumuzu birleştirelim. Otoban yapmak istiyorum. Buradan. Buraya gelebiliyor musun acaba? Hmm, tamam. Tamamdır. Bu şekil. Oha, ama çok şey olmuş bu. Dik olmuş. Ya yani dik olması çok etkilemez herhalde. Trafik lambası var. İptal et onları. Şimdi elektrik verelim onlara. Şöyle bir elektriğini verelim. Evler oldukça elektrik gelecektir bu alanda. Ofislerimizi yapalım bu alanda. Şimdi şöyle yaptım. Ofisler. Evlerimizi koydum. Suyumuzu verdim. Tamamdır. Çöp sorunu başladı. Bir çöpçü daha yapalım. Şu çöpçüden aynı şekilde bu tarafa koyalım. Tamamdır. Su mu istiyorsun? Al sana su. Evlerimiz oluyor. Yalnız şu tarafa yürüyüş yolu yapacaktım da. Gerçi yoldan yürürler ya. Her tarafa yürüyüş yolu yapmayalım. Yoldan yürüsünler. Bir tek şuraya yapalım. Şu alanda bulunmasın. Böyle yaptım. Ev olmasın en azından tamamdır. Güzel oldu, feral durmadı. Bunu yapmaya devam ettirip en azından değerini artırabiliriz buranın. Yapalım abi bu tarafa da bir tane koyarsak yeterli olacaktır şimdilik. Bunlar bizi götürür. Bir de bir sahil bandına bir yürüyüş yolu. Yakışır abi burada. Böyle ağaçlı bir yürüyüş yolu. Sahil bandında. Heh. Buradan giriş. Buradan çıkış oldu. Çok güzel. Tamam. Bir de etrafını çevirelim onun. Hmm. Nereden olmuyorsun? Buradan olmuyorsun. Tamamdır. Bu yolda halletmiş olduk arkadaşlar. Gayet güzel duruyor. Güzel duruyor şehrimiz. Ofislerimizi de yaptık bu alanda. Ve buranın değeri artacaktır yavaş yavaş sahil bandında olduğu için. Ee, tabii ki bu alanda polis merkezidir, diğer şeylerdir. Lazım olacaktır. Onları da yapalım. Çöp sorunu hala devam ediyor. Nasıl bir çöp sorunuymuş bu arkadaş ya? Bu oyunda var ya başladım başladı çöp sorunu bir türlü halledemedik. Ha, ha buraya su gelmiyormuş pardon. Çok pardon. Sorun bendeymiş. Dolmuş burası da. Abo kötü oldu bu. O zaman birkaç tane koyacağız bundan. Diğeri ne taraftaydı? Bir tane daha koyalım ondan. Da. Onu nasıl koyacağız? Neyse koyalım böyle de. Abi çok büyük çöp sorunu var. Çöpçülerin aslında harcamalarını arttırabilirim. Öylelikle daha fazla çöpçü çıkacaktır. Şöyle biraz arttıralım. Çöp sorunu büyük bir sorun bizim için. Heh, bakalım. Fayda edecek mi? Daha fazla araç çıkıyor. Hadi bakalım. Çöpleri toparlayın. Evet binalarımız gayet güzel oldu bu alanda. Aynen. Güzel de yerleşiyorlar. Şimdi arkadaşlar şu balıkçılarımızı yapalım da Onu nasıl tasarlasam diye düşünüyorum Nereye yapsam diye düşünüyorum daha doğrusu Yer açabiliyor muyuz? Hayır açamıyormuşuz Abi çöp sorunu nasıl bir soru mu böyle ya? Yetmiyor mu bunlar? O kadar çöpçü yaptık Gerçi bir zamanla gelmeleri gerekiyor da O biraz zaman alacak direkt hemen gelemiyorlar sonuçta Tamam yavaş yavaş dağılın bakalım etrafa Vallahi çöp sorunu berbat bir durum aç şunu bari de devam etsin orası yavaş yavaş bunu yapsak bu da kirlik yayıyormuş çok garip şuraya koysak olabilir aslında bir tane daha şöyle Aslında şuraya koyalım da. Şimdilik koydum bunu. Suyu yok herhalde bunu. Böyle suyunu da verdim. Tamamdır. Bunu hallettik bence. Biraz gelirimiz düştü. Sıkıntı yok. Acaba ödeyip çeksek mi? Gerçi gelirimiz iyi ya. Gelirimiz iyi durumda. Gelirimiz iyi durumda. Ben abi şu balıkçılarımı yapayım. Balıkçılarımı da burada yaparsam büyük bir yer yapmayı düşünüyorum da. Şimdi onları yaparak da burayı katletmeyelim diye düşündüm. Acaba balıkçıları nereye yapabilirim? Ee, bu alanda yaparsam. Biraz şöyle denizi aşağı çekersem iyi olabilir bence. Ee, tren yolu falan yapacağım ayrıyetten. Hem şunu biraz düşürelim. Hiç olmazsa. Biraz da para kazanalım balıktan. Evet. Burayı yapalım o zaman. <laughs> Evet, buraya liman tarzı bir yer yaptım. Ee, şimdilik böyle bir şey tasarladım. Buran giriş çıkış olacak. Ee, acaba olacak mı önce bakalım bir. Burada işaretlemek zorundayım. Şöyle bir ee, şey yapalım. Kıyı kesimini çekelim. Acaba mesela bir deneyelim koyabilecek miyiz? Koyamadan da bakmak da istemiyorum. Yani koyabiliyoruz. Güzel. Burada bazı balıklar oluşmuş. Büyük yapacağım. Çıkışlar biraz zor olabilir. Şurayı açmak lazım da. Ee, buradan çıkartabiliyor muyum acaba? Bir denesem mi? Önce bir denet şansımı deneyeyim. Kaç bin yapılabiliyormuş biliyormuş bunlar? Sekiz bin. İnşallah çıkış olabiliyordur dışarı. Çıkabiliyor. Vallahi çok güzel. Tamam. Ben de bunu istiyorum işte. Tamam. Şu ödemeyi yapalım. Bir daha çekelim. Çek şöyle 100 bin yap. Tamamdır. Şunu silelim abi. Onu silmek için ne yapmam lazım benim? Hı. Güzel. Dışarı çıkmak iyi bir şey. O zaman. Ee, haritanın dışına çıkabiliyoruz en azından işte böyle. Balıkçı yollarında. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar hemen burayı işaretleyelim. Şöyle yapalım. Hmm. evet limanımız böyle oldu ama biraz yukarıda gibi görünüyor Bir bakalım yaptığımızda nasıl duracak çok yukarı durmuyor. Fena da durmuyor arkadaşlar baktığınız zaman. Şimdi birçok şey yapacağım burada. Ee, yolu da nereden birleştiririz? İşte yolu birleştirme önemli bu alanda. Biraz araç gelecek bu alana çünkü. Bir kavşak yaparız ilerleyen zamanda. Ama şimdilik bir yolla birleştiririm. Atıyorum şu yolla birleştirebilirim. Ee, yerin altındaki giden yola mı versem? Yoksa... Hmm, cık, bilemedim şimdi. Buraya bir kavşak istiyor illaki. O kavşa yapmak zorun ilerleyen zamanlarda. Yapalım yavaş yavaş. Baya yapacağım arkadaşlar. Toplamda şu anlık bir 6 tane yapalım. Bir tane böyle yapıyorum. 2 3 4 5 ve Altı yaptım. Yollarımızı birleştirelim. Otoban yolu yapalım bunlara. Oo, yollar da zor birleşecek gibi duruyor. Şöyle birleşebiliyormuş sadece. Hm. Bu şekilde oluyor. Tamam. Yollarımızı yaptık. Bu yolu hemen bir birleştirelim öncelikle. otobandan birleştireceğim de nasıl yapsak acaba... Nasıl yapsak acaba? İlla ne kadar geliyor bizim bu kavşak? Bir bakalım mı? 25.000'e geliyor. İyi ucuzmuş aslında. Karı pahalı değilmiş. Şimdi arkadaşlar bu kavşağı burada yaparsak eğer birçok yola bağlantısı olacak. Birçok yolla bağlantısı olacak. Yani ben burayı sileyim bakalım bir güzel. burası önemli. Bunu yaptığımızda artık bir rahatlama olacak bu bölgede. Bunu da şöyle çekelim abi buradan. Nereye çekelim? O, oh, niye öyle yaptın ki? Çevir bakalım şunu şöyle. Bunu fabrikaların yanına vermek lazım da niye yerin altına yaptım böyle direkt bu alanda anlamadım. Dur bakalım orada sen de. Bakarız sonra ne yapacağımıza. Evet. Bunları siliyorum şimdi. Tamamdır. Bu yol kalacak. Ben şimdi e, seninle sildim. Hemen şunu şöyle... Bir dakika. O zaman şu yolu da silelim. Gerçi bu yol bu tarafla birleşiyor. Baya bir kafamı karıştıracak gibi duruyor da. E, şöyle versek şu şekilde olur mu? Bence olur. Farklı durur ama olur abi. Olur olur. Şu tarafa koydum. Ve bu yollarımı silmeye devam ediyorum. Biraz daha ileriden böyle farklı gelsinler. Siz de şöyle sildim. Evet şimdi Otobanlarımızı yapalım. Biraz para gitti. O parayı aslında nasıl çekebiliriz? Daha fazla para çekme şansım var. Buradan çekelim abi. Çünkü bayağı bir paraya ihtiyacım olacak bu bölgede. Hemen yollarımızı yapmaya devam edelim. Şu yolları silerek buradan birleştirelim. Daha iyi olacaktır. Aynen öyle. Şöyle silebilirim. Tamam. Bu yol böyle geldi. Çok güzel. Bu yolumuz da şöyle geldi. Daha sonrasında şu yolumuz da şöyle gelecek. Sen de oradan gelemiyorsun. Çok güzel. Çünkü şunu buraya almak lazım. Galiba şimdi gelebiliyorsun. Aynen öyle. Birazcık şu şekilde yapabilirim. Tamam. Hı. Yollar birleşti. Hemen yolların yönünü değiştirmek lazım. Tam tersi gidiş olacak burası. Tam tersini yaptım. Aynı şekilde burası da bu tarafa gidecek. Hı. Tamamdır. Şimdilik böyle kalsın. Elektrikleri birleştirelim. Daha sonra diğer yolları yapacağız ama önce şu balıkçıları bir ayarlamak lazım. Balıkçıları bir ayarlamak lazım. Bir tek bir de şu tarafla birleşecekler. Ha, bak o bir sorun şimdi. Burasıyla birleşmiyor. <laughs> Yol gidiyor ama birleşmiyor abi bu tarafla. He, bir dakika şimdi. Peki şey yapsak? Mesela bunun yerine Buradan da yol gelecek. Ee... O yolda buraya gelebilirse Olabilir abi, olabilir. Şimdi biz sizi şöyle yapacağız. Buradan böyle geliyorsunuz, tamam mı? Sen de böyle geliyorsun. Giriş çıkış yaptım bu alanda. Tamamdır. Daha sonrasında buradakilerle bunlarla birleşecekler. Tamam ayarlamış olduk. Ee, pardon bu bununla birleşecek. Bu da bunlarla birleşecek. Şimdi olmuş oldu. Biraz şöyle bir çekiyorum şu şekilde. Şöyle yapalım abi. Tamam abi yolumuz da oldu. Fena değil. Hiç fena değil. Tam tersini veriyorum böyle. Tam ters yönde bir yol verdik abi. Gayet de güzel durdu. Bu yolu da balıkçılarla birleştireceğim. Ve bu kavşağımızı bir şekilde ayarlamış olacağız. Zaten bu direkt otoban böyle geliyor. Otoban bakın hiçbir şekilde sağa sola sapmayacak. Bu ana otoban ya. İşte bu ana otobanın farklı yerlere dönmemesi gerekiyor. Çok güzel. Direkt gidiyor alt tarafta. Diğer yollarımız da bu tarafla birleşecek. Sonuçta bir yan yollardan geçerek de gelebilir araçlarımız. Diğer yollara geçebilirler. Baktık çok fazla trafik olursa eğer birkaç yolda böyle verebilirim. Farklı yerlerden. O şekilde tasarımını yapabiliriz. Şimdi şu yol biraz meşakkatli olacak. Bayağı meşakkatli olacak. Ee, acaba küçük yol mu yapsam onlara diye düşündüm de şimdilik bu ne kadar abi 0.80 bu ne kadar 0.96 70'e bu ne kadara 50'ye yapılıyormuş. Çok büyük bir fark yok ama yine de yine de biraz pahalı. Bir şimdi küçüğü yapalım. Daha sonra büyüğü yaparız abi. Bir Ha bu kapalıymış. Şöyle aç bakalım. Sen de gel bakalım şöyle aynı şekilde. Hatta buradan birleştirelim. Daha böyle mantıklı olacaktır. Yani şöyle yan tarafına yapalım. Daha iyi duracak. Biraz daha yanaştırabilir miyim acaba? Büyük yaparsam ilerleyen zamanda sorun yaşayabilirim. O yüzden böyle yapmak daha mantıklı. O halde seni siliyorum arkadaşım. Böyle olmazsın. Bir daha şöyle verdim. Tamam arkadaşlar bu şekilde yolumuzda giriş çıkış yolumuzda birleştirmiş. Olduk. Fabrikalarımızı da buraya yapacağız. E yetmeyebilir balıkçılar. Olmazsa şu yanlara birkaç tane daha koyabiliriz. Ama şu an <laughs> maalesef koyma şansım yok. Şöyle yapıyorum. Tamamdır. Yollarımızın yönünü değiştirelim hangisi yönü farklı? bunun farklı. Tamam. Yönlerimizde oldu. Şimdi balıkçı bir tane balıkçı yapabilirim aslında. Fabrikayı sonra yaparız. Yavaş yavaş para gelecekten bunlardan. Sonuçta para sıkıntısı olmayacaktır. Şöyle bir tane daha balıkçı yaptım. Şimdi balıkçıların şeylerini belirlemek lazım. Biraz sıkıntılı yalnız su, elektrik lazım bunlara. Bir dakika durun şimdi. O anda para gelsin açtım bunları. Elektrik para bayağı gitti bu arada. Paramız bitti neredeyse. Bu biraz daha gelebilir. Heh. Tamam. Bağlantıyı yaptı. Güzel. 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 Yavaş yavaş paramız da geliyor. Nüfusumuz artıyor. Şimdi gelelim bunlara. Bir dakika. Ben sizi şöyle bir yavaş yavaş göndereyim. Şöyle geliyorsun. Buradan geliyorsun babacım. Böyle gel. Kıyı kesimden bol bol dolaş. Dön buradan böyle gel sonra buraya gel. Sen de böyle geliyorsun. Şimdi birbirine değmemeleri lazım. Çok dikkatli olmalıyız burada. Yaparken. Oo, bayağı bir sorun çıkartacak gibi duruyor. kapatalım abi. Evet. Sen de böyle geliyorsun. Burada kaya mı var? Onu alalım olmazsa oradan. Biraz sonra. böyle oldu. Şimdi sıra sende. Bu oldu arkadaşlar. Yalnız çıkış biraz zor olmayacak ya. Ee, şunları şöyle alabilirsem. Bir tane sanki olmayacak gibi. Açmak lazım burayı. Açma, açamadığım için e, çıkamayacağım buradan şimdi. Bu çıkardı, diğeri çıkamaz. Tamam, diğeri çıkamayacak. Bir dakika. Tamam. Bunu sildik. Evet. Su istiyor. Şuna bir su verelim. Bakın arkadaşlar. tekrar çalışmaya başladı ve şunu da yok ettim. Alabilir miyim onu ben? Heh, alalım olmazsa. Şöyle aldım. Tamamdır. Evet bakın tekneler çalışmaya başladı. Fabrikamızda yapacağız. Tekneler çalışmaya başladı bu alanda. Gayet de güzel oldu. Tamamdır. Nasıl getiriyorlar mı? Vallahi hepsi doluyor. Güzel. Fiş, fiş. Evet. Bir tane fabrika kadar kurulabiliyor burada. Bir bakalım. Fabrika kurmak lazım aslında. Market fabrika biraz pahalı 25.000'e. Market koyabilirim yalnız. Fish market. Fish market'ı sonra kurarız olmazsa. Şimdilik araçlar çalışsın. Hatta ben biraz vergiyi arttırayım. Şey koyayım ya. Fabrikayı koyalım. Böyle biraz bekleyelim. Bakalım bir nasıl çalışıyor burası. Tıkır tıkır çalışıyor şu an. Hiçbir sorun da yok. Tamam. Abi bütün sorunları neredeyse hallettik gibi duruyor bu alanda. Vallahi tıkır tıkır çalışıyor. Otobanlarımız çok güzel. Çok çok güzel. Ve ölüm artmış. Buraya mezarlık yaptık mı biz ya. Yapmadık herhalde. Hmm. Yapmamış gibiyiz. Mezarlık kaçak yapılıyor? bin'e Bir tane yapalım. Koyalım şöyle. De. Ne olur ne olmaz. Sonrasında şu fabrikamızı koyalım abi. Onu da Şuraya doğru yapmak istiyorum. Aç şunu. Bir tane şuraya koyalım arkadaşlar. Heh. 25 bin. 400 bakım masrafı var. Fena değil. Kirli yayıyor etrafın ama. Burada sorun yok. Fabrikamızı da bu alana koyduk. Yavaş yavaş. Balıklar tutulmaya başlanmış. Heh, burası birleşmiyor. Bir dakika şimdi. Bu tarafı da birleştirelim. Tek yön değil mi? Aynen. Çift yön. Evet bakın Balıkçılarımız çalışıyorlar Vallahi mükemmel Şimdi yavaş yavaş gelecektir Şimdi biraz zaman geçmesi lazım O da bize getiri getirecektir Eninde sonunda Hem işçi de sağlamış oldu burada O ağaçlar nerede ya burada Sil bunları. vah be ya. Tamamdır. Evet dostlarım burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.